2015'te Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yaklaşık bir yıl geçirdikten sonra dünyaya dönen astronot Scott Kelly'de hangi fiziksel değişim gözlemlenmiştir? A. Göz rengi değişmiştir. B. Beyaz saçları siyaha dönmüştür. C. Kaşları yok olmuştur. D. Boyu 5 santimetre uzamıştır. Boyu 5 santim uzamıştır olmayabilir. Göz rengi değişmeyebilir. Kaşları dökülebilir. Veya saçları siyaha dönebilir. Apas Bey, soruyu net anladık değil mi? Anladım. Gözlemlenmiştir. Ben evet. ben bunu bir düşünelim üzerine isterseniz, bir konuşalım. Ondan sonra ne yapacaksanız onun kararını verirsiniz tabii ki. Yani siz dediniz ki boyu 5 santimetre uzamamıştır. O şıkkı elediniz. Sonra belki dediniz beyaz saçları siyaha dönmüş olabilir dediniz. Göz rengi de değişmemiştir dediniz. Yani A ile D'yi elediniz aslında. Doğru mu anlamışım? Evet. Yani B ve C şıkları üzerinde duruyorsunuz şu an. Evet. Kaşları yok olmuş olabilir diyorsunuz veya beyaz saçları siyaha dönmüş olabilir. Evet. Peki şimdi ne yapmayı düşünüyorsunuz? Yarıya joker kullanmak istiyorum, yarı yarıya. Tabii ki. Yarışmacımız yarı yarıya joker hakkını kullanmak istedi. Yanlış olan iki seçenek eleniyor. Tam tersi. Evet Abbas Bey. Sizin olabilir dedikleriniz elendi ve geriye A. Göz rengi değişmiştir kaldı. D. Boyu 5 santimetre uzamıştır. Bir joker hakkınız daha var istiyorsanız. Evet. Yani soruyu garanti hale getirebilirsiniz. Çünkü 2 olmamıştır dediğiniz olay gerçekleşmiş. Kenan Bey, son joker hakkımı kullanmak istiyorum. Tabii efendim. Son kararınız mı? Evet, son kararım. İlk tercihiniz hangisi olur? Allah Allah. Yani her halükarda zaten doğru cevabı vereceksiniz. Çünkü çift cevabı kullandınız ama sizce hangisi olmuş? Bir cevap hakkınız olsaydı. Benim bir cevap hakkım olsaydı... Göz rengi değişmiştir diyeceğim. Son kararınız. Son kararım. Allah Allah, farkındayım. Olsun, ne yapalım? Aslında bir taraftan çok mantıklı değil mi Abbas Bey? Uzayda yer çekimi olmadığı için, şimdi dünyada yer çekimi bizi tabii merkeze doğru çekiyor. Doğru söylüyorsun. Bir yıl boyunca o öyle bir güçten uzak kalınca muhtemelen eklemlerin arası bile açılmış olabilir ve o yüzden 5 santim uzamış astronotun boyu. Hiç düşünemedim Kenan Bey. Abbas Bey, geldik 9. sorumuza. Buyurun. Değerli izleyenler, 100 bin lira değerindeki sorumuz geliyor. Ebleh buna inanmış şeklinde biten atasözünün başı nasıldır? A. Gelin kaynana anlaşmış. B. İki kardeş savaşmış. C. Gelin görümce barışmış. D. İki aşık darılmış. Böyle bir atasözü duydunuz mu daha önce? Duymadım. Burada iki kardeş savaşmış, iki aşık darılmış. Ebleh buna inanmış. Gelin kaynana anlaşmış, iki kardeş savaşmış. Abbas Bey, eğer ki cevaptan emin değilseniz çekilebilirsiniz. Çekilirseniz 50 bin lirayla ayrılırsınız. Çekileyim daha iyi. Yani eğer net bir fikriniz bunda, yoksa çekilebilirsiniz. Bunda bir fikir yürütemedim Kenan Bey. O zaman çekilme hakkını da kullanabilirsiniz. Evet, ama çekileyim. Son kararınız mı? Son karar.
Abbas Bey, devam etseydiniz ne derdiniz? Ben gelin kaynana anlaşmış derdim. Gelin kaynana anlaşmış, Ebleh buna inanmış. Şuraya bakın. Evet, çekilmekle doğru karar almışsınız. Çünkü iki kardeş savaşmış, Ebleh buna inanmış. Zaten bir fikrim yoktu.